Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayız. Şimdi fındık eşkinlerinin budanması ile ilgili bir video hazırlıyorum. Şu an Mart ayındayız ve yeni yeni yaprak açmaya başlıyor. Azot tozumuzu vurmadan önce fındık eşkinlerini buduyoruz ki gübre eşkine gitmesin. Tabi gübrelememizi daha önceki videoda da belirttiğimiz gibi ocağın dalların iz düşümüne olacak şekilde kazayarak, yani çapalayarak atacağız, gübreleme yapacağız. Eşkinleme işini yaparken eşkinlerimizi fındıkların büyük dalların dip taraflarından, yapışık eşkinlerden bırakmamamız gerekiyor. Böyle ocağın dış taraflarında daha açık köklü eşkinler bırakmamız gerekiyor. Örneğin mesela bu ocağımızdaki daha budanmamış, burada bırakmayacağımız eşkin çeşidini göstermek gerekirse bu şekilde ağaçtan dip tarafına yapışmış olan eşkinleri yeni eşkin olarak bırakmamamız gerekiyor. Çünkü bunlar daha sonra büyüdüğünde asıldığımız zaman dala ayrılacaktır. Onun için eşkinlememizi fındığın daha çok ocak içerisinde de değil, kenarlarında ve açık, daha bir sonraki dalı kestiğimiz zaman yerine bırakabileceğimiz şekilde yapmamız gerekiyor. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.